Sayın Berna Şirin ve Ali Demir. Lütfen. 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 Evlenme talebiyle bize müracaat etmişsiniz. Gereken incelemelerde evliliğinize mani bir neden olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre... Lütfen. Lütfen sessizlik. Bir tanesi hocam. Evet. Sayın Ali Demir, Berna Şirin'le kimsenin etkisi altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, sonsuza kadar. Sayın Berna Şirin, kimsenin etkisi altında kalmadan Ali Demir'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler şahitlik ediyor musunuz? Evet ediyoruz. Evet ediyoruz. Aç gözlerini ne olur Berna. Berna. Berna ne olur aç gözlerini. Berna. Berna. Açtım. Berna. Berna. Hayır. Berna. 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 Aşkım bak, sonbahar geldi.
Tüm yapraklar sararıp solmaya başladı. Ama senin çiçeklerine sararıp solmak yasak. Hani bugün sözleşmiştik Ali? Haftalardır atlatıyorsun. Aç susuz saatlerdir buradasın yine, değil mi? Ali dur bekle. Ali! Ali! Sözleşmedik abi. Sen buluşalım dedin. Ben tamam dedim mi? Ali! Ali dursana oğlum. Ali! İçmeye gelmedin. Evine de mi almayacaksın abi? Demek bunun için abi aylardır oturalım bir çay içelim demiyorsun. Bu ne hal Allah aşkına? Gün geçtikçe toparlanacağına daha beter oluyorsun. Kafayı mı yedin? Dokunma onlara. Dokunma onlara. Onlar benim. Hayır efendim. Bunların hepsi gidecek. Yoksa senin bu delikten çıkacağın yok. Yeter ya. Yeter. Sen böyleyken biz nasılız zannediyorsun he? 15 sene oldu Ali. Dile kolay. 15 yaz, 15 kış. Ver abi onları, ne olur ver abi, ne olur çıldırtma beni abi, abi ver diyorum. Şu haline bak. Mahvettin kendini. Dilenciden farkın mı var? Öğretmenliği bıraktın. Acın taze dedik, sesimizi çıkarmadık. Akraba dostla irtibatı kestin. Yasta dedik, sustuk. Ama sen ne yaptın? Şu fare deliğinden burnunu bir gün olsun çıkarmadın. Yok yok. Bu böyle gitmeyecek. Sana yumuşak davranan da kaba. Sen de değil. Güneş girecek bu eve. Artık aklını başına topla Ali. Sen benim kardeşimsin. Rahmetli annemin emanetisin Ali. Annem seni mutlu göremeden gitti. Gözleri açık gitti Ali. Açık gitti. Beş yıl oldu öleli. Ben hala vasiyetini yerine getiremedim. Kaç kere dedim ben sana, kaç kere? Evlenmeyeceğim ben, evlenmeyeceğim. Berna ile evlendim ben abi. Kaç defa diyeceğim sana, kaç? Berna öldü Ali. Berna 15 yıl önce öldü. Berna öldü Ali, öldü. Ali? Ah.
Unutamıyorum abi. Tanıştığımız ilk günü unutamıyorum abi. Kollarında canını verdiği o dakikayı unutamıyorum abi. Berna'nın hayali beynimin içinde dönüp dolaşıyor abi. Onsuz nefes alamıyorum abi. 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 Günaydın. Günaydın. Şuradan rica etsem. Ahmet Kutsi Tecer. İyi şair. Neredesin? Şiirin müthiştir. Özür dilerim. Neredesin mi okuyorsunuz? Özür dilerim. Ben edebiyat öğretmeniyim de. Meslek hastalığı işte. Şiir olunca işgüzarlaşıyorum. Edebiyat öğretmeni değilim ama şiiri severim. Ben de son sınıf eczacılık okuyorum. Şiir sever eczacı. Bu daha güzel. İnecek var. Olur ablacığım. İyi günler size. İyi günler. Allah Allah. Kaptan, bir dakika durur musun? İnecek var. Abi demin durduk ya. Çok para vardı herhalde. Yok, para taşımam da günlüğüm vardı. İlkokuldan beri her gün yazdığım. Ay, neyse, çok teşekkür ederim. Oo, şiir de yazıyorsun, bakabilir miyim? Edebiyat öğretmeni olduğumu söylemiştim ama. Hayır, yok. Peki, tamam. Aslında şiir değil onlar. Öylesine karaladığım şeyler. Ama gülmek yok hocam. Ya gülmeyecektiniz. Berbat değil mi? Aksine çok başarılı. Gerçekten yeteneklisin. Benim adım Ali. Ali Demir.
Berna. Berna Şirin hocam. Soyadın hocam mı? Berna Şirin. Soyadın da hocam. Berna Şirin Ali Bey. Ayrıca benim bey diye ikinci bir adım yok. Sadece Ali. Şiirimsin sen. Seni tanıdığım için her gün Allah'a şükrediyorum. Ben senin yanındayken o kadar mutluyum ki. Berna, bunu bana yapma. Bunu bana yapma. Bu ne cüret ya? Yücel git başımdan. Ne iş? Bu ne şimdi böyle? Yücel, baksana son kez söylüyorum. Rahat bırak beni. Duymadın. Git buradan. Sana konuşma lan. Bırak beni, bırak. Bırak beni lan. Dedim, bırak beni. Yapmayın. Bırakmazsam ne olur lan? He? Bırak beni, bırak. Ne olur? Bırak dedim. Ali, lütfen. Ali, Ali ne olursun bulaşma, ne olursun. Bu mıymıntı için miydi ha? Bu mıymıntı için miydi her şey? Durun, Ali. Ali lütfen yapma gidelim. Hadi. Ne olur. Bela istemiyorum. Bela istemiyorum. Ali. Hadi Berna gidelim. Hiç kimse seni benden alamaz. Ali. 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 Ali aç gözlerini. Ali. Ali ne olur aç gözlerini. İyi misin? Benimle evlenir misin? Evet demişti. Ağlayarak evet demişti. O an her şeyi unutmuştum. Acılarımı, ağrılarımı, her şeyi. Her şeyi unutmuştum. Evimizi de almıştık. Nasıl döşeceğimize bile karar vermiştik. Planımızı, programımızı, her şeyi yapmıştık. Çocuk gibi heyecanlıydık. O kadar mutluydum ki. Hayatımda hiçbir zaman kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. Berna'yla her şey çok güzeldi. Yeniden doğmuş gibiydim. Sanki cennette gibiydim. Niye? Niye? Benim için canını neden feda ettin? Niye? Niye bunu yaptın Berna'm? Senin yerine ben ölseydim. Yaşıyor muyum sanki? Yaşayabiliyor muyum sensiz? Ali. Kendine gel kardeşim. Ne kadar daha böyle devam edecek? Hep. Nefes aldıkça Berna'm benimle beraber böyle yaşayacak. Ali.
Ay şey pardon, ya ben bir adres soracaktım da. Burada Sevinç Sokak nerede oluyor acaba? Bilmiyorum kızım. Makarnamı beğenecek misin bakalım? Hadi ye. Yengem bile benim gibi makarna yapamıyor. Evde de bu iş bende yani. Makarna kolay derler ama kıvamını tutturmak öyle hiç kolay değil. Şu lezzeti yakalamak benim diyenin harcı değildir aslanım. Ali. Ali. Nasıl? Beğendin mi? Dedim sana. Bak ne diyeceğim Ali'cim. Sana bir kız buldum. Ahlaklı, dürüst. Senin gibi okumayı seven de bir kız. Tam sana uygun yani. Senden de bahsettim. Bir seferlik Ali. Gel inat etme. Benim yoksa bile rahmetli anamızın hatırı için. Sadece bir kere gör. Belki tamam dersin ya, kim bilir. Hadi Ali. Bak bu olmaz dersen ısrar etmeyeceğim, söz. Bu sefer kaçmak yok. O kızı göreceksin. Bırak oğlum. Yarın sabah erkenden almaya geleceğim seni. Kıza da haber vereceğim. Duydun mu Ali? Sana dedim Ali. Sabah 10'da hazır ol, tamam mı? Ali, tamam mı dedim. Duymuyor musun beni? Hayır abi, hayır. Üzerime gelme. İstemiyorum, evlenmek istemiyorum. Boşuna konuşma. Seni dinleyen kim? Bu sefer benim dediğim olacak. Bernacığım, burada benimlesin. Hep benimlesin. Bırakmayacağım seni. Alo. Ya Tuğçe, ben bu adresi bulamıyorum. Bu akşam sende kalabilir miyim? Tamam canım, geliyorum. Sevda Hanım, iyi akşamlar. Yarın görüştürür müyüz Demet'le bizimkini? Siz de olun ama. Ali'yi biliyorsunuz. Sağ olun Sevda Hanım. Yarın görüşürüz o zaman. Baksana ya! Önüne baksana bir adam! Nasıl şoförsün sen? Abim ne diyor, duydun mu? Başkasına nasıl bakarım? Nasıl? Aşkım ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Niye yedin başını? Niye ağlıyorsun canım? Sana. Bana mı? Benim yüzümden düştüğün hale bak. Bana ne kadar acı çektirdiğini biliyor musun? Azap içindeyim.
Beni bu acıdan kurtar Halim. Kurtar ne olur. Berna. Berna. Ali! Ali! Ali neredesin? Ben geldim. Bu kez yan çizmek yok. Seni götüreceğim. Kızlara da haber verdim. Sahilde bizi bekliyorlar. Hadi gel çıkalım artık. Ben hazırım abi. Kardeşim. Bak söylemedi deme, kız sana çarpılacak. Burası... İşte geldiler. Ali. Şuradan Ali. Açmak. Merhaba. Hoş merhaba. Geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş buyurun. Buyurun. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Demet Hanım. Hoş bulduk. Tanıştırayım, kardeşim Ali. Demet Hanım, Sevda Hanım'ın en yakın arkadaşı Ali. Aynı iş yerinde çalışıyorlar. Ben sizi gıyabınızda tanıyorum sayılır. Rahmetli eşiniz için yazdığınız şiirleri okudum. Çok etkilendim. Gerçekten müthişti. Hiç yayınlamayı düşünmediniz mi böyle bir edebiyat dergisinde falan? Ali! 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 Üzüldü. Neden anlamadım. Kusura bakmayın, durumu biliyorsunuz. Siz de Berna'dan bahsedince. Ayısını hatırladı şimdi. Ali, Ali bekle oğlum, Ali. Thank you.
Merhaba. Berna. Şaşırdın değil mi? Kusura bakma Ali amca, beni tanımadın tabii. En son 10 yıl önce annem ayaküstü uğramıştı sana. Özge ben, Nermin'in kızı. Kapıda beklerken ev sahibini gördüm. Berna'nın yeğeniyim deyince beni içeri aldı sağ olsun. Onda da anahtar varmış Allah'tan. Salonu dağınık görünce dayanamadım. Yurtta da öyleyimdir ben. Temizlik düzen hastasıyım. Simetri takıntısı var bende. Obsesifim biraz. Kılım yani. Ay anladım. Bizimkiler gibi sen de beni Berna teyzeme benzettin değil mi? Anneannem beni her gördüğünde... Neyse. Annem de Berna teyzeme çok benzediğimi söyler. Ben 5 yaşındayken vefat ettiği için hayal meyal hatırlıyorum. Ama fotoğraflar da öyle diyor. Gerçekten çok benziyorum değil mi? Berna. Vay. Sen de bu kadar benzettiysen. Berna. Özge ben Ali amca, iyi misin? Ya kusura bakma Ali amca ya. Arkadaşlarımdan sizin önde gidenisin der. Ya unuttum birden Berna teyzemin nasıl öldüğünü. Ama İzmir'de efsanesiniz yani, bunu bil. Bizimkiler teyzemin nasıl tutkuyla sevdiğini, ona ne kadar bağlı olduğunu yıllardır konuşur durur. Ay üzülme Ali amca ne olur ya. Seni ben üzdüm değil mi? Teyzemin sana niye aşık olduğunu şimdi anlıyorum. Çok yakışıklısın vallahi. Karizmatiksin, müthişsin yani. Ali amca. Ya eğer izin verirsen ben biraz burada kalmak istiyorum. Ya şu yukarıdaki küçük oda var ya, orası bana yeter. Ya şey, biliyor musun şu arkadaki top sahası olmasa dünyada bulamazdım burayı. Ya telefonun da yokmuş. Bak seni üzmem, rahatsız etmem, okula gider gelirim. Odama çekilirim, varlığımdan haberim bile olmaz. Hem sonra istersen yemeğini yaparım, evi temizlerim, çamaşırlarını falan yıkarım. Hepsini beceririm vallahi. Şey... Aslında... Ya aslında para ödemediğim için yurttan atıldım. Nereye gideceğimi de bilemedim. Birden seni hatırladım. Annem senden çok bahseder. 3. sınıftayım. Fakülte bitince meslektaş olacağız. Bak bir zamanlar öğretmen olduğunu falan biliyorum. Kalabilir miyim Ali amca? Ha? Tabii. Canım amcam benim. Yok ya, sana amca demem yanlış. Eniştemsin sen benim. Enişte diyeceğim sana. Benim enişte diye ikinci adım yok. Vay, espri ha. Tamam, amca derim o zaman. Ali amca. Hı? Ali amca da mı demeyeyim? Tabii ya, benim Ali amcam daha genç. Abi diyeceğim sana, Ali abi. Alo. Merhaba canım, nasılsın? Süperim valla. Dünyalar iyisi bir enişten var, onun evinde kalıyorum. Ev biraz eski ama çok güzel. Sonra eniştem de o kadar tatlı ki. Gerçi enişte demiyorum, abi diyorum ama. Hani görsen var ya. Ciddi ciddi bayağı genç. Abi bile denmez aslında. Yok ya, ne tehlikesi olacak. Melek gibi adam. Ayrıca yürekten yaralı. Teyzemi de hala deliler gibi seviyor. Üf, sorma ya, sattım bilgisayarı. Keyfimden satmadım herhalde, bilmiyormuşsun gibi sen de. Ya alışmışım, şimdi öyle çok zorlanıyorum ki. Ya netten falan vazgeçtim, ödev yapamıyorum. Ay yok, annemlere de söyleyemem. Daha yurttan atıldığımı bile söylemedim onlara. Sıra telefonda.
Kalas malas o da gidecek. Dursana bir dakika. Ali abi. Ali abi. Berna? Ali abi, Özge'yim ben. Özür dilerim, özür. Rüya görüyordun değil mi? Neyse, önemli değil. Hadi ama, çabuk ol çabuk. Okula geç kalacağım, hadi bekleyemem çabuk. Gel. Ha ama dur bir dakika, sürpriz bozulmasın, gel. Tatam, nasıl? Çok güzel. Hadi o zaman başlayalım, dur, gel. Dur. Yüzümü yıkayayım hemen. Tamam hadi, acıktım ama çabuk ol. Ya sormadım ama dolapta ne varsa kullandım valla. Sofra konusunda çok titizimdir. Ya yemesem de masa güzel görünsün isterim. Ben çok geç kaldım. Çıkmam lazım. Sen bırak tamam mı? Ben buraya gelince yaparım. Sağ ol Ali abi ya. Yani kabul ettiğin için beni. Vallahi ben seni çok sevdim. Umarım sen de beni sevmişsindir. Ben de çok sevdim tabii. Hem de çok sevdim. Kimi? Beni mi takip ettin sen? Yoksa kıskandın mı? Eniştemin evi hayatım. Ne yapayım? Yurttan atılınca gidecek başka yerim yoktu. Okuldan sonra bir yerde oturalım mı? Daha sonra aşkım ya. Bugün Ayşe ile dönem ödevine son şeklini vereceğiz. Sonra da eve gideceğim. Yemek, bulaşık, çamaşır, bir sürü yapacak işim var. Nasıl yani? Enişten yalnız mı? Hah, hoşça kal. Görüşürüz. Ali amca. Ali abi. Ali abi neredesin? Ben geldim. Ne oluyor ya burada? Vay be, bu ne ya? Onlar senin. Nasıl? Benim mi? Lütfen. Bunu da senin için aldım. Enişten sayılırım, abin sayılırım.
Sonra... Hani çamaşırların bulaşıklarımı yıkacaktın ya... bunun da bir karşılığı olmalıydı değil mi? Yani bana bakacaksın. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Ay süper ya. Yemin ederim süper bunlar. Çok teşekkür ederim. Sonra ilk defa kendimi iyi hissediyorum. İlk defa. Göndereceksin. Göndermelisin. Neden? Recep amca, Ali abi. Ya kusura bakmayın, bilgisayara dalıp sizi unuttum. Çay mı alırsınız, kahve mi? Hı? Özge. Abi. Özgeciğim, sen bize bir kahve yapıver. Hı hı. Ali. Abi lütfen hayatıma karışma. Karışma. Lütfen. Rahat bırak beni. Bu yaptığın delilik Ali. O Berna değil. Berna değil o. Abim çıktı. Kahveyi bir tane yap. Niye? Acele işi çıktı. Ama ben kahveyi iki kişilik yaptım. O zaman iki kahveyi de sen içeceksin. Çünkü ben kahve sevmem. Kahveyi çabuk yaparsan haşlık olur. İyi kahve için üşenmeyeceksin. Böyle dakikalarca Sphinx bir başında bekleyeceksin. Hı hı. Yeni telefonum ilk kez çalıyor. Arayan kim bakalım? Ya bu saatte nasıl geleyim? Of, ne diyeceğim? İyi, tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Nereye? Hemen geleceğim Ali abi. Çok önemli bir işim var. Ama gece oldu. Saat daha 9. Bir saat sürmez işim. Hoşça kal Ali abi. Söyle bakalım. Nedir bu çok önemli olan şey? O evden çıkacaksın Özge. Sana kalacak bir yer buldum. 3 kız aynı evde kalıyor. Seni de yanlarına almayı kabul ettiler. Hem sınıf arkadaşlarım ha? Bunun için mi apar topar çağırdın beni? Telefonda da söyleyebilirdin. Ayrıca seni görmek istedim. Özledim seni. Sen beni özlemedin mi? Seni çok seviyorum aşkım. Seni görmek istedim. O yüzden çağırdım seni. Thank you.
Ben gidiyorum. Nereye? Ali abi merak eder. Hayatım bozulma hemen. Ya benden 20 yaş büyük adam. Babam yaşında. Aman bankaymış. Bu telefon da nereden çıktı? He, Ali abi aldı. Ya karşılığında çamaşır bulaşık temizlik yapacağım evde işte. Sen de buna inandın öyle mi? Allah'ını seversen ya. Kaç kere diyeceğim sana. O benim rahmetli teyzemin kocası. Kocası. Oraya gidemezsin Özge. Emre bırak kolumu acıyor. Gitmeyeceksin dedim sana. Emre saçmalama. Ali abi çok iyi bir insan. Ya teyzemle evlendiklerinde ben daha 5 yaşındaydım ya. Kızı sayılırım onun. Tamam. İstersen gel benimle tanıştırayım seni. İnan bak görünce bütün kuşkuların dağılacak. Hadi gel gidelim hadi. Peki. Peki anlaşıldı. Emre. Emre saçmalama. Ya Emre. Of, gidersen git ya. Geceleyin bir ses böler uykumu. İçim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu. Aşığıyım beni çağıran bu sesin. Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana ta derinden, ta derinden bir gün bana gel desin. Özür dilerim. Ben temizlik yapmak için girmiştim de defter açıktı. Özür dilerim. Berna. Berna bu şiiri çok severdi. Onu ilk gördüğümde bu şiiri okuyordu. Lütfen. Ya lütfen ağlama Ali abi. Bak. Ya bence artık kendine yeni bir hayat kurmalısın. Yeniden evlenmelisin. Berna teyzem senin mutlu olmanı isterdi. Bak yakışıklısın da. Sana hayır diyecek kız tanımıyorum vallahi. Matemi bırak lütfen. Mutlu olmak senin de hakkın. Zor değil ki. İstersen olursun. Mutluluk öyle sandığın kadar uzaklarda değil. Mutluluk sandığın kadar uzak değil dedi abi bana. Bana öyle bir baktı ki tıpkı Berna gibi. Berna'nın o bakışı. Geçen gün de söyledim bana sert çıktı. Ali yapma lütfen. Bak bu iş kötüye gidiyor. Beni seviyor abi. Seviyor. Saçmalama. O daha çocuk. Aranızda 20 yaş var. Olsun. Benim için hiç önemli değil. Ya onun için? Aklını başına topla Ali. Aklını başına topla. Yaş farkının ne önemi var? Yeter ki kalpler birbirini sevsin. Ayağın yere bassın Allah aşkına.
Hayatımda ilk kez gerçekten ayaklarım yere basıyor. 15 sene sonra ilk defa içimde mutluluk var. İlk kez Berna gibi seviliyorum. O beni hayata döndürdü. Diriltti. Bu akşam ona evlenme teklif edeceğim. Ali! Lütfen bana karışma abi. Ne halin varsa gör. Emre? Yoksa bana dargın mısın? Uf, kıskanç çocuk gibisin Emre ya. Bu adamın evinden ayrılıyor musun? Hayır. Bak, Emre eğer beni gerçekten seviyorsan bana güvenmek zorundasın. Ben çocuk muyum? Düşün, karar ver. Ali abinin evine gel, sizi tanıştırayım. Aynı zamanda bana güvenmeye başladığını öğrenmiş olurum. Özge, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Belki de pederim mi olacak ama sen Berna'ya o kadar çok. Ben geldim. Vay, yine ne oluyor ya? Çok güzel. Sen de müthiş olmuşsun. Yoksa... Özge şey... ben diyecektim ki... Yoksa senin bugün doğum günün mü? Abi niye söylemedin ya? Hediye alırdım. Değil de... Yani bir anlamda öyle denebilir. Bana bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Tamam, seni dinliyorum. Şey... Ben... Kapı çalıyor. Ali abicim, izin verirsen birini tanıştırmak istiyorum. Benim için çok özel biri. Emre, erkek arkadaşım. Merhaba. Şöyle otursana Emre. Ben size bir kahve yapayım hemen. Abi, ne oldu? Hı.
Ben gideyim istersen. Kesin rahatsız oldu benden. Ay yok yok, öyle değil. Otur Allah aşkına ya. Ali abi çok hassas. Hala teyzemin yasını tutuyor. Bazen böyle duygusal travmalar geçiriyor. Beni teyzeme benzetiyor. Seni kime benzetti kim bilir. Birazdan sakinleşir gelir yanımıza. Yaşlısın Ali. Çok yaşlısın. Şu haline bak. Şaşırdın değil mi? O da beklemiyordu tabii. Neye uğradığını şaşırdı. De var ya. Ya defol evinden. He? Defol dedim sana. Ali abi. Şey ya. Ne yaptın Emre Ali abi? Bu muameleyi hak edecek ne yaptı? Sen de git. Beni Berna teyzemi benzetiyorsun tamam. Ama bu kahrolası bir benzerlik sadece. Hepsi bu. Ben Özge'yim Özge. Berna değil. Git dedim sana. Defol. Özür dilerim. Özür. Faturalar da birikmiş. Bir aydır giren çıkan yok. Işığı da yanmıyor. Aman kız ölüp kalmasın içeride. Bilmiyorum ki, Allah muhafaza. Her sabah ekmek alırdı. Günlerdir uğradığı yok. Polise mi haber versek? Bence kıralım kapıyı. Bir dakika bakalım. Durun ya durun. Kapı açık. Açık. Girmeye gerek yok. Hı. Ali Bey. Ali Bey.
Kokuyu anlıyor musunuz? Ağır bir koku var ama. Polise mi haber verseydik? Kendi halinde sessiz biriydi. Kimseye zararı yoktu garibin. Harabeye dönmüş burası. Ne acaba? Bakalım. Ali Bey! Ay. İyi misiniz Ali Bey? Merak ettik de bir aydır görmedik sizi. Komşuluk yani. Defolun. 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 Tamam Ali Bey. Ay. Tamam. Yazık, delirmiş adamcağız. Ay gidelim gidelim. Hadi yürü. Hadi görüşürüz. İyi günler. Hadi iyi günler. İyi günler. Nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Gelin hadi etme ya. Sana bir tur ayarlayalım he. Yurt dışına çık. Zihnin dağılsın. Kendine gel. Çık bu evden he. Ne diyorsun? Bak göreceksin. Yurt dışı gezisi sana çok yarayacak. Başkasını seviyor abi. Başka birini seviyor. Beni terk etti. Ne bekliyordun? Sana aşık olmasın. Allah aşkına Ali. Uyan uyan. Delireceksin oğlum. Olur abi. Efendim? Haklısın. Bu evden, bu şehirden kurtulmam lazım. Aslan kardeşim benim. Ben sana şöyle çok kıyak bir gezi ayarlarım. Sen de kendine bir çeki düzen ver. Şu sakalını kes. Yüzün gözün açılsın. Olur abi. Olur. Hayatım, acele etmemiz lazım. Ben berbere gideceğim, sen de kuaföre. Canım ya. Benim Ali abiye gitmem lazım. Ali abiyi ve Recep amcayı nikahıma davet etmem lazım. Buradaki tek yakınım onlar. Ya hem almam gereken ve bırakmam gereken şeyler var. Biliyorsun. Peki peki. Hadi acele et o zaman. Teşekkür ederim hayatım.
Seni götüremem yanımda. Götüremem. Yoksa... Yoksa... Eşyalarımı almaya geldim. Bunları da geri vermeye geldim. Ama onlar senin. Sana aldım. Lütfen Ali abi. Bunları kabul edemem. Ayrıca... seni nikahıma davet etmek istiyorum. Bugün, öğleden sonra. Gelirsen seviniriz. Geçebilir miyim? Yine de her şey için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ali abi bırak. Bırak dedim. Bırak beni abi bırak. Bırak beni. Seni sevmiyorum, tamam mı? Sevmiyorum. Berna değilim ben. Sen benimsin. Benim. Kaybetmeyeceğim. Geldin mi? Ben de çıkıyordum seni almak için. Çok yakışıklı olmuşsun. Gel içeri gel. Birazdan çıkarız. Bir kahve içelim. Ne yapacağımızı konuşalım. Yengen işe gitti ama kahveyi ben yaparım sana. Biletleri aldım. Her şey tamam. Bu akşam bineceksin uçağa. Norveç'in fiyortlarını gezer, unutursun her şeyi. Valizin nerede? Ali... Sana dedim. Giderken eve uğrar alırız abi. Ha, tamam. Şimdi kahven geliyor. Ne de olsa kardeşim evime yıllar sonra ayak basmış. Bugün nikah var abi, evleniyor. Ne dedin? Hiç abi hiç. Ha, iyi.
İşte kahveler geldi. Ali? 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 Bugün nikah var abi, evleniyor. Ne dedin? Hiç abi hiç. Aman Allah'ım. Ali? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Emre Çiçek ve Sayın Özge Pınar. Evlenmek isteğinizi bize bildirmişsiniz. Şimdi şahitlerin huzurunda nikah akdinizi yapacağız. Önce siz Emre Çiçek. Özge Pınar'ı kimsenin etkisi altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Özge Pınar, siz Emre Çiçek'i kimsenin etkisi altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo! Bravo! Helal olsun be. Bravo! Bravo! Bas ayağına bas! Hadi hadi ayağına bas! Ali dur. Ne oluyor ya? Bir dakika, ne oluyor? Ali yapma. Benim düğün hediyem. Allah mutlu mesut etsin. Bağışla beni Özge. Ali abi. Teşekkür ederim. Berna teyzemi artık üzme Ali abi. Hayata dön lütfen. Üzülme.
üzmeyecek Berna teyzemi. Biliyorum üzmeyecek. Bana acı çektirmeye devam ediyorsun hala. Beni niye üzüyorsun Ali? Niye? Üzme artık. Sakın yanlış bir şey yapma. Sen ölürsen ben bir kez daha ölürüm. Bu kez gerçekten ölürüm. Sakın Ali. Sakın. Berna teyzemi artık üzme Ali. Hayata dön lütfen. Ali. Üzme artık beni. Hayata dön.
kalbimdesin canım. Kalbimde. Pardon, korkuttun mu? Bir adres soracaktım da. Ahmet Kutsi Tecer. Özellikle Neredesin şiiri müthiştir. Öyle mi? Yeni başladım daha. Ama mutlaka okuyacağım o şiiri. Elif ben. Ben de Ali.